Aromanya TV'den hepinize selamlar. Nargile Eğitimi bölüm 4'e hoş geldiniz. 3. bölümden sonra sizlerden gelen yoğun talep üzerine bugünkü konumuz ısı dağıtım ekipmanları olacak. Ancak konumuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk ekipmanımıza geçmeden önce sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. İngilizcesi Heat Management Device olan, yani Türkçesi de ısı dağıtım araçları veya ekipmanları olarak bilinen bu ekipmanlar bu isimde tümünü kapsıyor. Özellikle Folio ya da Lotus için geçerli değil. Bunun bilgisini verelim, ancak tabii ki siz nasıl telaffuz etmek isterseniz o şekilde telaffuz edebilirsiniz. Dilerseniz şimdi ilk ekipmanımızla başlayabiliriz. İlk olarak Folio ile başlayalım. Folio, hepimizin ilk içtiği nargileden tanıdığı, bazılarımızın hala da kullandığı, kültürümüzü yansıtan bir HMD çeşididir. Bunun kullanımı da şu şekildedir. Deldiğimiz delik sayısınca ve delik genişleyince direktman kömürü üzerine koyduğumuz için kömürden yayılan ısıyı direkt olarak tütüne iletir. Bu tabii ki profesyonellik gerektiren bir konu. Eğer doğru köz sirkülasyonu ya da doğru ısı dağılımı uygulamazsanız nargilenizde boğulmalar veya işte yanma eğilimini arttıracak şekilde bir gidişata ulaşabilir. Dediğimiz gibi bu biraz daha böyle profesyonel bir ekipmandır. Yalnız bunun şöyle bir artısı da var diğer ekipmanlardan. Bunda köz direkt folyo üzerinde olduğu için közü kaldırdığınızdan direkt olarak ısıyı almış oluyorsunuz. Bu da boğulan ya da yanma eğilimi yükselmiş nargilenizi rahatlatmak için en güncel, en kalıcı çözümlerden bir tanesi. Bunda biraz daha böyle özen istiyor. Biraz daha közleri sürekli silkelemek istiyor, küllerini almak istiyor. Biraz ilgi istiyor açıkçası. Bu şekilde kullanırsanız folyo dediğim gibi yine kullanıma açık bir HMD çeşidimiz diyebiliriz. Sırada ise folyo eklenti olarak kullandığımız ekipmanlarımız var. Sırada ise folyoya eklenti olarak kullandığımız bazı ekipmanlar var. Bunlardan bir tanesi elek. Bu genel itibariyle bizim size önerdiğimiz çelik olanları kullanmanızdır. Farklı materyallerde de üretilenleri var. Bunları pek tavsiye etmiyoruz. Bunun folyoya ek olarak kullanılmasının en büyük amaçlarından bir tanesi köz ile folyo temasını kesmek, ısıyı biraz daha dengeli olarak nargile tütününe iletmektir. Yine bunda da diğerine nazaran şöyle bir alternatifimiz var. Folyo üzeri kullandığımız için kaldırdığımız an direkt folyodaki tütündeki ısıyı direkt olarak kesebiliyoruz. Bu da nargilemizin gidişatını değiştirebilecek durumlarda, yanma eğilimi yaratacak durumlarda etken bir çözüm diyebiliriz. Aynı zamanda bu ekipman şöyle söyleyelim, tek olarak kullanılmıyor. Sadece ve sadece folyo ile birlikte kullanabileceğiniz bir ekipman. Yine sırada folyo ilave olarak kullanabileceğimiz bir ekipman var. Provost. Hemen Provost'tan da kısaca bir bahsedelim. Yine folyo ile birlikte kullanacağınız, tek olarak kullanılmasını önermediğimiz bir HMD çeşidimiz var. Bu ısı dağıtım ekipmanı kullanılması en profesyonellik isteyen bizlerin bile birkaç hafta alışma dönemimizi geçirdikten sonra tam anlamıyla kullandığımız bir HMD çeşididir. Neden böyle diyenler için şöyle bir örnek vereyim. Bu kapalı devre çalışan bir sistem olduğu için ısıyı çok iyi muhafaza eder. Aynı zamanda malzeme olarak da çelik bir malzemeye sahiptir. Isıyı çok iyi tutar. Aynı zamanda şöyle bir durumdan da bahsedelim. Alt tabanda yine deliklerin vasıtasıyla ısıyı folyo üzerinden tütüne iletmekle yükümlü bir HMD çeşididir. Ancak yine alt tabanda biraz kalın bir malzeme olduğu için yoğun ısıya maruz kalabilir. Bunu şu şekilde kullanmanızı tavsiye ederiz. Üzerindeki bu kapağın açık veya kapalı şekilde kullanılması gerekiyor. Yani şu şekilde bahsedelim size. Açık kullandığınız zaman ısının yayılmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu da içeride fazla biriken ısıyı tamamen dışarı salmış oluyor. Kapalı kullandığınız zaman biraz daha kömürlerinizi minimalize kullanmanız gerekiyor. Benim önerim 25 milimetrelik iki kömür yahut flat kullanmanız olacaktır. Eğer kapağı açık kullanmak isterseniz de yine 26'lık da kömür kullanabilirsiniz.
Açık devre kullandığınız HMD'lerde az önce de söylediğim gibi ısı dağılımı gerçekleşeceği için nargilinizde boğulma, yanma gibi durumlar söz konusu olmayacaktır. Bunu tekrar etmekte fayda var. Profesyonel bir HMD'dir. Bunu manuel araba gibi düşünebilirsiniz. Eğer şoförlüğünüze güveniyorsanız arkadaşlar, arkanıza yaslanıp keyifle kullanabilirsiniz diyelim ve bir sonraki HMD çeşidimize geçelim. Sırada ise genellikle Almanların kullandığı, ülkemizde de bazı tüketicilerin tercih ettiği bir HMD çeşidi var. Bunu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi tamamen buna özel bir lüleyle kullanılması gerektiğidir. Birçok lüleye uymuyor maalesef. Sadece bunun için tasarlanmış lülelerde kullanabiliyorsunuz ve açık sistem çalışan bir HMD. Bunun çalışma prensibine gelirsek de eğer şöyle söyleyeyim sizlere. Tamamen ısı ile tütün arasında bir boşluk elde etmiş oluyoruz ve bu boşlukta ısınan havayla biz nargileleşmiş oluyoruz. Bu da nargilemizin yanma eğilimini minimalize ediyor. Yalnız açık devre çalışan bir sistem olduğu için bunda da köz sirkülasyonunu ve köz oranını biraz kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunda da önerdiğimiz köz ortalama 26 mm'lik 3 kömürle gayet keyifli bir şekilde nargile içebilirsiniz. Şimdi sırada biraz daha böyle günümüzün çok popüler HMD çeşitleri var. Onlardan bir tanesiyle hemen başlayalım. Sırada ise günümüz nargile sektörünün amiral gemisi olan HMD çeşitlerinden bir tanesi Hoop modelinin üretmiş olduğu Fairo var. Onunla hemen şöyle sizlere kısaca anlatayım. Bunun tasarım olarak diğerlerinden birazcık böyle farklılıkları var. Önceki anlattığım HMD'lerden. Kapalı sistem çalışan bir HMD, tamamen çalışma prensibi olarak ısıyı içerisinde barındıran ve bizlere minimum kömürle gerçekten maksimum performans sağlayan bir HMD çeşidi diyebiliriz. Aynı zamanda içerisindeki yükseltilerden kaynaklı olarak kömürümüzün altından da hava sirkülasyonu sağlanacağı için kömürümüzün gerçekten maksimum derecede yanması ve erken sönmeme gibi problemleri de ortadan kaldırmasına yarıyor. Aynı zamanda düz bir taban yapısına sahip. Bu da tütün yapışmalarında kolaylıkla temizleyebileceğiniz bir yapıda diyebiliriz bu HMD'miz içinde. Aynı zamanda yine kapak kısmında da gayet güzel böyle elimizi yakmadan tutabileceğimiz bir sistem olmuş ve üzerindeki şöyle detaylı gösterelim. Üzerindeki havanın tamamen dışarıya da bir miktar çıkmasını sağlayacak delikler üretmişler, delikler oluşturmuşlar. Bu da fazla biriken içerideki yoğun ısıyı dışarıya salmak için gayet keyifli olmuş. En çok bu dönemde kullandığım HMD'lerden bir tanesi. Gerçekten çok keyifli kullanıyorum ben de. Yine modern HMD'lerden devam edersek sırada Matspear'ın üretmiş olduğu Kalotka modelimiz var. Sırada ise Matspear'ın üretmiş olduğu Kalotka HMD'miz var. Bunun da çalışma prensibi olarak tamamen ısıyı koruma ve sizlere minimum kömürle maksimum performans sunma gibi, aynı Hoop'taki gibi bir performansı var. Bunda şöyle bir durum var, Hoop'tan ziyade ve diğer HMD'lerden ziyade. Bunda bu kapak yardımıyla içerideki havayı boşaltmaya yarayacak olan delikleri açık ya da kapalı olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aynı zamanda şöyle de bir artısı var. Eğer kapağı açtığınız zaman içeriye hava birikeceği için közlerinizi yine iyi bir şekilde yanmasını sağlayacaktır. Kapak açık da kullanabilirsiniz. Bunda da yine iç kısmında bazı yükseltiler var. Bu modern HMD'lerin birçoğunda dikkate alınan ve alınması da gereken bir nokta. Kömürün yine altından hava sirkülasyonu gerçekleşen bir durum. Yine kenar kısımlarında da bazı hava giriş kısımları var. Bu tamamen kömürü tam anlamıyla kapatmak yerine içerideki havanın da dolaşımını sağlamak için üretilmiş alüminyum bir malzeme. Yine alt kısmı düz, kolay temizlenebilir bir ekipman diyebiliriz. Bu da son dönemlerde aramıza yeni katılmış, testlerini ve keyifle içimini yaptığımız bir HMD çeşidi. Ve sırada hepinizin çokça merak ettiği, hatta dilimize pelesenk olan bir HMD çeşidimiz var.
Kalaot markasının üretmiş olduğu ve dünyada gerçekten replikası dahil çok fazla kullanılan bir HMD'miz var. Lotus'umuz var. Hemen şimdi ona geçiyoruz. Evet, gelelim son ekipmanlarımıza. Bunlar da yine dünyada gerçekten en fazla kullanılan, en profesyonel ve bizim nargile içişimizi en çok kolaylaştıran HMD çeşitlerinden Kalaot'un üretmiş olduğu Lotus modeli. Bunun elimde iki farklı modeli var. Bir tanesi replika olanı, bir tanesi orijinal olanı. Sizin de bizlere ve nargile sayfalarına en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar, bunun orijinaliyle replikası arasında ne gibi farklar var? Bunlara şöyle kısaca değinelim. Replikasıyla da hepimiz içim sağlıyoruz. Bunu az önce de söylediğim gibi dünyada birçok nargile içen tüketiciler, içiciler bunları çok fazla kullanıyorlar. Şu anda benim nargilemde de şöyle göstereyim. Replika olan modeli var. Yalnız burada dikkate almanız gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Bunlar nedir? Replikasını alırken orijinalini baz alarak almanız gerekiyor. Eğer hava kanalları ve malzeme kalitesi olarak ona en yakın olanı alırsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Ancak bunların ömürleri biraz daha erken tükeniyor. Yaklaşık 2-3 ayda bir, 5 ayda bir ortalama kullanım düzeyinizle de alakalı olarak değişim sağlamanız gerekiyor. Kesinlikle kullanılmaz değil. Kullanabilirsiniz ancak en iyisini bulup kullanmanız gerekiyor. Onu söyleyelim replikanın da. Orijinaline gelirsek eğer, bu arada replika ile orijinal de yine aynı şekilde kapalı devre çalışıyor arkadaşlar. Orijinaline gelirsek eğer de şöyle söyleyebilirim. Bunun bize sağladığı bazı avantajlar var. Bunlar nedir derseniz eğer, bu da yine alüminyum bir malzeme olmasına nazaran üzerinde teflonumsu bir madde daha olduğu için tütün yapışmalarında çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Özellikle nargilede içim sağladınız. Nargileniz artık bitti. Kuruduktan sonra tek tıkla hemen tütünü düşürebiliyorsunuz. Onun dışında yine bunda da bu şekilde kapak ayarı yaparak içerideki ısıyı dışarıya salınımını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bundaki yükseltiler biraz daha fazla. Benim deneyimlerimde de şunu gözlemledim. Gerçekten kömürün yüzeye temasını çok ciddi şekilde yükselten yükseltiler var. Bu da son derece kömürümüzü iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Biz orijinalini de kullanıyoruz, replikasını da kullanıyoruz. Tamamen bütçe meselesi. Ancak arasında hiç fark yok değil. Cüzi miktarda bazı farklılıklar var. İkisini de güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Aslında ısı yönetim araçlarına bir tane daha örnek vermek istiyorum. Çünkü bu da konumuzla bir tık alakalı bir durum. O da hemen şöyle sizlere göstereyim. Şu tarz bacalar var son dönemde. Özellikle bizim marketimizde görmüş olduğunuz veya muadillerini piyasada görmüş olduğunuz bu tarz bacalar var. Bunların da işleyişi, çalışma prensibi aslında ısı yönetimle çok alakalı. Bunun ne gibi bir kullanma farklılıkları var? Hemen şimdi size onları anlatayım. Bu türbün, şu an elimde benim Darkside'ın türbünü var. Kendi satmış olduğumuz bir malzeme. Ancak sizin illa Darkside kullanmanıza gerek yok. Aynı işlevde farklı muadil ürünler de kullanabilirsiniz. Bunda dikkate almanız gereken nokta tamamen kapalı bir şekilde olması. Tel olanlar aynı işlevde olmayacaktır. Bunun da içimimize şöyle bir farkı var. Yine ısıyı yönetmek adına. Közümüzü ilave ettikten sonra bu bacayı kapattığınızda aynı zamanda lülemizin de ısınmasını sağlayacak. Eğer gerçekten iyi anlamda ısınan bir lüle de bizim performansımıza ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır. İlave olarak da şöyle bir durumumuz söz konusu. Nargilede içim yaptıktan sonra yaklaşık 1 saat 45 dakika bir içim yaptıktan sonra eğer köz değişimi yapmadıysanız közlerimiz bayağı bir minimalize oluyor. Ancak siz böyle nargilenin ömrünü bir tık daha uzatmak istiyorsanız ya da közleri biraz daha değerlendirmek istiyorsanız bu türbünü kapatarak lülenin üzerindeki kullandığınız ısı ekipmanındaki ısıyı ciddi ölçüde dışarıya salınımını engellemiş olacaksınız ve oradaki ısıyı muhafaza etmiş olacaksınız. Bu da gerçekten performansını bir tık daha arttıracak, közlerimizin ömrünü bir tık daha arttıracak olan bir bence ısı yönetim
araçlarından bir tanesi diyelim. Bunu da bilmenizde fayda var. Bize çok sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesiydi. Onlara da yer vermek istedik. Evet, ısı yönetim araçlarımız bu şekilde. Hepsine teker teker değinmeye çalıştık. Hepsine farklı açılardan baktık. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önceki tüm bölümlerimizin comment kısmında, yorum kısmında sürpriz bir çekilişimiz oluyor. Üçüncü bölümdeki çekiliş siz bu videoyu izlerken yayınlanmış olacak. Bu videonun altına da yorum yapmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için yorum yapmanız çok önemli diyelim. Nargile Eğitimi bölüm 4'ün sonuna geldik. Bölüm 5'te ve diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.